Herkese merhaba. Hayatımız Proje adlı kitabımızdan yazılarımızı okumaya devam ediyoruz. Bugün yine kitabımızda kaleme aldığım etik kurallar hakkında yazdığım yazımı sizlerle paylaşacağım. Proje yönetiminde etik kurallar. İş hayatında etik kurallara göre hareket etmemiz gerektiğini hepimiz biliriz. Bu konuda ilk dersimi gerçek anlamda ders olarak orta birde seçmeli ticaret dersi sırasında almıştım. Öğretmeni için seçtiğim bu derste anlatılanların çoğu hala aklımdadır. Biz o zamanlar bu konuyu iş ahlakı olarak öğrenmiştik. Yıllar sonra aynı konu PMP sınavına hazırlanırken yine karşıma çıkınca çok şaşırdım. Çünkü lisans derslerimin endüstri mühendisliği bölümünde arasında bile etik kurallarla ilgili tek bir satır okuduğumu veya derste bir tartışma yaşandığını hiç hatırlamıyorum. Neyse, gelelim PMI'nin özellikle üzerinde durduğu etik kurallara. Rüşvet. Bu konuda PMI sınav sorularında aşırı derecede hassas davranıyor ve rüşveti tamamen yasaklıyor. İnsan çevre sağlığı. Eğer çalıştığınız projeler insan, hayvan, çevre gibi alanlara zarar verecek ise bu tarz projelerde bulunmamalı, hatta sonuçları konusunda yasal yollara başvurmak ve halkı bilgilendirmek gibi görevleriniz olduğunu unutmayınız. Gizlilik. Çalıştığınız kurumun gizli bilgileri işten ayrılsanız bile asla paylaşılmamalıdır. Güvenilirlik. İnsan hayatı için tehlikeli olan bir ürün piyasaya çıkmış olsa bile geri toplatılmalıdır. Çıkar sağlama. Bir projeden haksız yere kazanç sağlanmamalıdır. Dayınız, enişteniz, ayrıcalık tanıma gibi şeyler. Mesela bir firma satın alacaksınız, siz bir ürün satın alacaksınız. Dayı oğlu, teyze oğlu, bunlar da ihaleye giriyorlar. Böyle durumlarda seçici kuruldaysanız eğer çıkmak istediğinizi üst yönetime beyan ediyorsunuz. Ben bu başvuranları tanıyorum, akrabam, ben dahil olmak istemiyorum seçici kurula deyip çıkmanız gerekiyor. Raporlama. İşini savsaklayan, gevşek tutan kişi proje sponsoruna rapor edilmelidir. Raporlama eşit değildir şikayet etme. Bu çok çok önemli. Biz Akdeniz insanı olarak birazcık iş hayatıyla kişisel hayatı birbirine karıştırırız sıcak ilişkilerimizden dolayı. Bu yüzden bir rapor yazıldığı hakkında durumda bunu bir şikayet olarak algılarız. İşin kötü yanı yönetimde bunu bir şikayet olarak algılar. Halbuki planlananla gerçekleşeni kontrol etmek amacıyla yapıldığını raporlamanın unutmamak gerekir. Bu arada umarım bütün üniversite bölümlerinin ders kitaplarına böyle bir konu eklenir. Çünkü gerçekten iş hayatı için önemli ve pek çok kişi bunların konu olmasından olmamasından dolayı açıkçası başına gelerek öğreniyor. Bu yüzden aslında derslerin içinde yer almasında fayda var diye düşünüyorum.